Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yuki Casper S 50cc'mizin yağını değiştireceğiz, hava filtresini yıkayacağız, kontrol edeceğiz. Şu anda 496 kilometrede, yani 500 bakımını yapacağız. Az da sokağa çıkma yasağı da varken bunu da yapalım, aradan çıksın dedik. Şimdi öncelikle hava filtresini sökeceğim, onun boğazını bir tık genişleteceğim. Karbüratör ayarı yapacağım. Zaten karbüratör ayarı videomu bir önceki scooter'ımda sökmüştüm, yapmıştım da bunu da göstermem onu. Videoyu da üstte bırakırım zaten, oradan izlersiniz. Şimdi öncelikle şu hava filtresini bir sökelim. Hava filtresi bakalım 500 km'de ne olmuş. Hava filtresini güzelce temizleyelim. Evet, şunlar. Bak, motoru yıkıyoruz ya. Şuradan su giriyor. Dikkat etmek gerekiyor buna. Bir de şuraya. Fazla su vurmayacağız abi. Bak şuna. Nerede o şu? Evet. Şuraya fazla su vurmayacağız. Yoksa bir şey olmaz, olmaz da işte çalışmama gibi durum olursa 5-10 dakikalık canımızı sıkabilir. Yağımızı da göstereyim. Yağımız da bu 4 zamanlı Motul'ün yağı. Ben hep 50 cc'li motosikletlerimde bunu kullandım. Yine bunu kullanmaya devam ediyorum. Hem fiyat olarak da güzel, performans olarak da zaten çok memnunum. Motul'ün yağlarını hepimiz biliyoruz. Bak, şimdi şurayı şöyle açtık abi. Dur, ben şu hava filtresini temizleyeyim de. Hadi birazdan görüşürüz zaten. Evet, hava filtresini falan hallettik. Şimdi şunu takalım hadi sizle beraber. Basit zaten, şu yerleri var şöyle. Önce buradan geçiriyoruz. Bilen kardeşlerim kızmasın. Bilmeyen kardeşlerim de öyle yapabilirler. İyice yerine oturttuk abi. Ondan sonra hava filtresi kapağımızı, bak burayı gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Daha geniş oldu hava girişi. Zaten karbüratör ayarı yaparken hava ayarı da yapacağım. Şöyle oturdu, bak tık yaptı. Tık yaptı, oturdu. Hadi ben bunu şimdi videolarına sıkayım. Arkadaşlar tabii ki de serviste gidebilirsiniz de, hani uğraşmak istemiyorsanız, ama gitmeye de bilirsiniz, kendiniz de çözebilirsiniz. Bir tane vida eksik, o nerede? Ondan fırlattık lan. Abilerim hiç de demiyorsunuz ki, ha bunu takmayı unuttun ola, ha bu burada olacak ya, niye bunu takmayız? La Allah, sök baştan. Evet, hava filtre olayımız tamam. Boğazındaki girişi genişlettik. Hava filtremizi yıkadık, kurladık güzelce. Bakın bunu yolda deneyip öğreneceğiz. Yani performansı etki ediyor mu etmiyor mu diye. Yolda deneyip öğreneceğiz. Tavsiye edenler çok. Bir de ben şöyle bir şey yaptım ya. Bakın şu iki yanda görüyor musunuz? Şurada bir tane sinyalim var. Şurada da bir tane var. Ha, bunlar kırılmıyor. Katlanabiliyor böyle. Ha, bunları taktım. Bilmiyorum, belki sökerim. Güzel olmamış diyorsanız söyleyin. Hadi şimdi yağ değişimine geçelim. Yağ şeyi aşağıda ya. Ben de eğilmeyi sevmiyorum.
Neyse, yapacak bir şey yok. Mecbur değişeceğiz. Bak, yağ tıpamız egzozun, tamam mı? Altında. Şu yağ çubuğumuz zaten herkes biliyordur. Bak şurada. Nerede o? Gel lan buraya. Şu. Şu abi. Bu bizim yağ tıpamız. Şöyle. Şuradan göstereyim bak. Tam şunun hizasında kalıyor. Bak. Şu. Şimdi bunu açacağız. Önce şu yağ çubuğumuzu alalım ki hava giriş çıkışı rahat olsun. Elimi de kestim, acıyor. Sabah. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi gelelim zurnanın cönk dediği yere. Evet, şu kameramızı ayarlayalım. Tamam, süper. Onun anahtarı yok herhalde, o 16 numara anahtar. Ben de yok, ben penseyle açmayı deneyeceğim. İnşallah açarım. Açtım vallahi hemencik. Aha bak, elle geliyor artık. Altına kovamızı getirelim. Bak şu tekerle bile dönüyor. İçine düşsün, o önemli değil. Hoppa, bitti. Yayı var içinde, tamam mı? Onları kaybetmeyeceğiz. Şey, yağ filtresi de var. Şimdi yağımız aksın bakalım. Bakın şimdi beyler, size can alıcı bir nokta. Bak abi, şunu şöyle ben kurayım da. Bak, daha yağ geliyor mu abi? Damla damla geliyor değil mi? Bak, ne yapacağım biliyor musunuz? Şu yağ çubuğunu koyduğum, yağ çubuğunun olduğu yerden üfleyeceğim. Tamam, bakın ne kadar yağ gelecek. Gördünüz mü abi? Biraz önce de üflemiştim. Video kayıtta değildi. Orada da geldi. Ha, eski yağı alıyoruz lan. Daha 500 kilometre. Ne hale gelmiş bu ya? Bak bak bak. Görüyor musun nasıl geliyor bak. Ya işte. Önemli bir nokta ha. Şuradan üflüyoruz, tamam mı abi? Yağ çubuğumuzun olduğu yerden. Neyse hadi. Bu iyice bir süzülsün. Ben bunu bir bekleyeyim. Ondan sonra içindeki şeyleri alacağım zaten. Onları bir de 40'ım yok. Yıkasam çok iyi olur da. Ne bileyim, yok işte. Neyse. Hadi birazdan yağ doldururken görüşürüz. Şimdi yağ tıpamızı da alttan taktık. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi abi şu 500 kilometre olan yağa bakar mısınız ya? Simsiyah olmuş. Yani bilmiyorum, normal mi arkadaşlar 500 kilometrede? Yani yorumlara belirtirseniz sevinirim. Vallahi sevinirim. Neyse, şimdi yeni yağımızı dökeceğiz. Yağımızı da buradan koyacağız yavaş yavaş. Hadi bismillah. Yaklaşık 800 gram kadar koyacağım. Akacağım tabi sonunda. Bir huni olsa. Tamam. Şu anda 1 litredeyiz. Nereye kadar biliriz? Şuraya kadar biliriz. Yere akıttık, ne olacak? Bunimiz yok.
Of. Yavaş yavaş oturuyorum, ne yapayım? Öyle olmayacak ya. Huni gibi bir şey bulmam lazım benim. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Dur ben bir şey bulayım ya. Abi ben de şunlardan vardı. Bak ben bunları unuttum. Bunları Shell'den almıştım ben. Şöyle açıyorsun bunları. Huni oluyor bu, tamam mı, burada. Bak mükemmel bir şey ya. Tek kullanımlık. Bunu dolduracağım. Bunu buldum ben. Unutmuştum bunu ben dolduğunu. Neyse hadi devam. Yavaş yavaş dolduracağız bunu. Acele etmeyeceğiz. Aa, bak bunu buraya koyuyorsun. Tamam mı? Buradan devam abi. Damlatıyor mu, damlatmıyor. Devam. Evet. Şimdi içinde 300 grama yakın kaldı. Tamam mı? Şunu bir aldık şuradan. Çubuğumuzu aldık. Çubuğumuzu bir silelim. Oo bak çiçek. Çiçek, çiçek, çiçek. Bak şimdi hiç çubuğu çevirmeden uçuyoruz ha dostlar. Şöyle sildim. Bak. Daldırıyoruz, çıkartıyoruz. Bilmem görebiliyor musunuz? Bir tık daha, bir tık. Böyle 50 gram daha sanki. Esnaf dur, bir şey diyeceğim. Bakalım. Bak şimdi 300 oldu işte. Bir daha bakacağım. Çubuğumuzu silelim. Şimdi tamam abi. Kapatabiliriz. Tamamdır bu iş. Bu iş tamamdır. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Yağımızı ekledik. Bak. Şöyle de göstereyim. Ne kadar kaldı içinde? 300 gram kaldı içinde. 700 gram aldı. Baka baka koydum ben. Ya kimisi 900 gram falan diyor, 800 gram diyor da. Bilmiyorum abi ya, ben baka baka koymaya zaman tercih ediyorum. Fazlasına gerek yok. Fazlasını yakıp atacaktır zaten. Neyse bak şunlar çok işe yaradı ha. Vallahi billahi bunlar olmasa uğraşır dururduk. Neyse bu yağımızı da saklayacağız tabii ki. Kontrol edeceğiz ara ara, var mı kaçağımız, suyumuz, buyumuz. Ondan sonra bir dahaki yağ değişiminde bunu kullanacağız. Ondan da 300 cc kalacak. Etti sana 600. Bir dahakini işte değiştiğimizde yağ tam gibi bir şey olacak yani. Güzel. Şimdi şu kapağı da takacağım. Tamam. Şuradan haline bakar mısınız? Odaklasana. Evet. Hava filtresini yaptık. Bugün her şey tamam. Sokağa çıkma yasağı var. Ama bak ben sokakta değilim abi. Onu söyleyeyim. Evin arkasındayım ben. Şu eski ya, şu yeni ya. Abi şu çok çok kötü olmuş ya. Neyse.
Hadi arkadaşlar, görüşmek üzere. Bu videoda bu kadar olsun bugünlük. İnşallah yararlı olmuştur. Beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hadi sağlıcakla kalın.